RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım Antalya'da düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı'na katıldı. Kurultayda konuşan Başbakan Yıldırım, ülkede kentsel dönüşüm seferberliği başlatıldığını söyledi. Başbakanımız Binali Yıldırım katılımlarıyla salonumuzu onurlandırdılar. Başbakan Yıldırım, Antalya'da düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı'nda konuştu. Kentsel dönüşümün önemine değinen Başbakan Yıldırım, depreme her an hazırlıklı olmak gerektiğine dikkat çekti. TOKİ başta olmak üzere birçok kurumsallaşmış yapı şirketleri çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ama sadece milletvekili olduğum İzmir'de yapıların %62'si dönüşüme tabi yapılardan oluşuyor. Hal böyle olunca onlarca yılın getirdiği bu büyük sorunu halletmek için yine 40 yıla, 50 yıla ihtiyacımız var ama bu kadar zamanımız yok. Bunu 15 yıla sığdırmamız lazım. Ciddi bir bütçe getiriyor. Ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Ama bu kaynak kendi kendini finanse edecek bir potansiyele de sahip bu dönüşüm. Bu imkan da var. Bizim yapmamız gereken bir yandan kamu olarak TOKİ, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut, diğer yandan da belediyelerimiz ve belediyelerin yapı şirketleri, aynı şekilde çok şükür inşaat sektöründe, bina sektöründe Türkiye küresel bir markaya dönüştü. Elde çok büyük şirketlerimiz var, büyük tecrübeleri var. Bu dönüşümü, bu deprem dönüşümü, şehir yenileme işlerini en güzel şekilde yapabilme kabiliyetine sahipler. Bu belki birçok ülkede yok. Neden yok? Çünkü inşaat sektörü o ülkelerde dinamik değil. İnşaat sektöründe fazla canlılık yok. Bizde 15 yıldır hemen hemen hiç krize girmeyen sektör inşaat sektörü. İnşaat sektörü de deyip geçmeyelim. Tepeden tırnağa bütün sektörleri etkileyen bir iş kolundan, bir sektörden bahsediyoruz. İşte inşaat işi olunca kaç tane malzeme kullanılıyor, kaç çeşit? Binlerce. Ayrıca 81 vilayetimizde deprem dönüşümüne tabi tutulması gereken yapıların tespiti gerçekleşti. Büyük oranda tamamlandı. Şu anda 54 ilde 72,5 milyon metrekare alanda toplam 191 kentsel dönüşüm ve şehir yenileme projesi devam ediyor. Mesela kentsel dönüşüm dediğin zaman siyasi rakibiniz ransal dönüşüme niyetiniz vardı. Daha niyet okumaya başlıyor. Ya kardeşim, ransal dönüşüm diye bir şey yok. Burada bir şehri yenilememiz lazım. Bu çarpık yapılaşmadan kurtulmamız lazım. Ve tartışma işin özünden çıkıyor, bambaşka bir yere taşınıyor. Ne oluyor? Zaman kaybı oluyor. Zaman kaybının bedeli paradan daha değerli. Bugün zaman paradan çok daha kıymetlidir. Çünkü parayı kaybedersiniz, tekrar kazanırsınız ama zamanı tekrar kazanma şansınız yok. Her gün hesabınıza 86.400 saniye yatıyor. O gün ne kullandıysanız kullandınız. Devresi güne bakiye yok, sıfır. Tekrar yatıyor.
Zaman böyle bir şey. Ama parada kullandığınız miktarı gidiyor, kalan öbür güne devroluyor. O yüzden de boş tartışmaları, lüzumsuz işleri bir tarafa bırakıp memleketin menfaati için, insanlarımızın mutluluğu için aynı noktaya hedeflenmemiz lazım, kilitlenmemiz lazım. Şimdi kentsel dönüşümdeki temel prensibimiz yerinde dönüşümdür. Vatandaşın içine sinmeyen, rızası alınmamış dayatma çözümlerle biz bir yere varamayız. Vatandaş diyecek ki bu iş benim için, geleceğim için, emniyetim için, çoluğum çocuğum için iyi bir iştir. Bu noktaya vatandaşı getirmeden emir vakiyle hadi kardeşim çık dışarı, biz buraları yıkacağız, daha güzelini yapacağız dediğin zaman vatandaş ondan anlamaz. Çünkü hayal satmak zordur. Önündeki evi görüyor. İçine sinmese de bak ev, bir evim var. Acaba yerine yenisi mi gelir yoksa ortada mı kalır? Aynen bizim 16 Nisan gibi. Hayırcılar mevcudu anlattılar. Elle tutulanı anlattılar. Biz geleceği anlattık. Onun için bizim işimiz zordu. Biz zoru başardık. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenen belediye başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 2019 seçimleri vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenen belediye başkanları toplantısına katıldı. Burada konuşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinin önemine dikkat çekti. Hepimize düşen görev. Belediye başkanları olarak özellikle sizlere düşen görev. Türkiye 2009'da bir yol ayrımına geliyor. Bir yol ayrımına. Önümüzde iki seçenek var. Üçüncü bir seçenek yok. İki seçenek var. Ya tek adam rejimi ya demokrasi. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak demokrasiyi sonuna kadar savunduk. Rakiplerimiz kazanmışsa onlara da saygı gösterdik. Ve demokrasinin bir gereği olarak kabul ettik. Ama demokrasinin ayaklarımızın altından süratle kaydığını görüyoruz. Tek adam rejimi daha 2019 gelmedi. Bugünden faturasını toplum çekiyor. Bugünden. Dolar boşuna mı yükseliyor? Avro boşuna mı yükseliyor? Fiyatlar boşuna mı artıyor? Sorumlusu tek bir adam, tek bir adam, tek bir adam. Türkiye'yi bir adama teslim ederseniz böyle bir tablo çıkar ortaya. Eğer bu tablo 2019'un sonrasına taşınırsa çok daha acı tablolarla 80 milyon karşı karşıya gelecek. 80 milyon. O açıdan sizin bulunduğunuz bölgelerde ve komşu illerinizde büyük sorumluluklarınız var. Demokrasiyi savunacağız. Sonuna kadar savunacağız. Buradan 80 milyon oy kullanan vatandaşlarıma sesleniyorum. Onların eşlerine, çocuklarına, herkese sesleniyorum. İster ülkücü olun, ister sosyal demokrat, ister milliyetçi olun, ister muhafazakar olun. Hangi görüşten olursanız olun, kendinizi nasıl tanımlıyorsanız tanımlayın. Düşüncelerinizi ancak demokraside ifade edebilirsiniz. Demokrasi benim için olduğu kadar benim gibi düşünmeyen insanların da rejimidir. O açıdan 2019'da yol ayrımında demokrasiden yana oy kullanmaya, demokrasi için mücadele etmeye herkesi davet ediyorum. Hepimiz mücadele etmek zorundayız. Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Erzincan-Sivas karayolunun 40. kilometresindeki Sakal Tutan geçidinde araçların geçişine izin verilmedi. Erzincan ve ilçelerine bağlı 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan-Sivas karayolunda akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi karayolunda ulaşımı durdurdu. 40. kilometredeki Sakal Tutan geçidinde kar yağışı ve yoğun tipi yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Bölge trafik ekipleri yolu keserken Erzincan yönünden Sivas istikametine giden çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve kamyonun geçişine izin verilmedi. Kızıldağ geçidinde çok sayıda tır ve kamyon yolda kalırken ulaşım durma noktasına geldi. Erzincan merkez ve ilçelerine bağlı 75 köy yoluyla kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Evet, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum şehir merkezi beyaza büründü. Karla kaplanan araçlarını temizleyen vatandaşlar erken saatlerde yola çıkarken, okula giden öğrenciler yılın ilk karıyla karşılaşınca kar topu oynamanın tadını çıkardı. Belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizliği çalışması yaptı. Erzurum halkı da erken yağan kardan memnun. Valla kar Erzurum'a yakışıyor. Tabii memleketin genelinde de bir kar yağışı söz konusu. Ama Erzurum kara alışık bir kent. Soğuğa alışık bir kent. Şehrimize de yakışıyor diye düşünüyorum. Bizim için bir kar çilesi başladı. Yani Erzurumlu için işte gezmekte bile zorluk çekiyoruz. Erzincan'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan düve dağıtımı devam ediyor. Besicilere süt parası karşılığında Avrupa ülkelerinden ithal edilen simental düve dağıtımı yapılıyor. Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından birlik üyelerine süt parası karşılığında Avrupa ülkelerinden ithal edilen gebe simental düve dağıtımı devam ediyor. Yetiştiriciler aldıkları ineklerin sütleriyle borçlarını ödüyor. Proje kapsamında ithal edilen 64 gebe simental düve 10 çiftçiye Erzincan Ticaret Borsası'na ait Erzincan Hayvan Pazarı'nda teslim edildi. Proje hakkında bilgi veren Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, dağıtımın devam edeceğini belirtti. Bugün iki tır hayvanımız geldi. Hayvan dağıtımlarımız sürüyor. Bir tır da cuma günü gelecek. Son postamız da hafta sonu Avusturya ve Almanya'ya gideceğim. 485 civarında hayvanımız kaldı. Onları da seçip bu seneki sezonu kapatacağız inşallah. Bugün kaç hayvan geldi? Kaç bugün 64 hayvan geldi. Bugün 10 kişiye dağıtacağız. 10 kişi alınacak. Yılbaşından önce hepsini teslim edeceğiz. Bu seneki işlerimiz bitmiş olacak. Şimdi de 7000'i tutmuş olacağız. Sayın seyirciler, Ankara'da bulunan Erzincan Dernekler Federasyonu'nun Erdef'le Hasbihal programları devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu iş adamı Aydın Alptekin oldu. İş adamı Aydın Alptekin, Erdef'te Hasbihal programına sohbet konuğu olarak katılarak hemşerilerimize iş hayatı tecrübelerini ve Erzincan'la ilgili görüşlerini anlattı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdef Başkanı Selahattin Ayvaz, Ankara'da bürokrat, iş adamı ve akademisyenin yanı sıra 36 bin hemşerimizin bulunduğunu, ayrıca gurbette yüz binlerce hemşerimizin yaşadığını belirterek, biz bu ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel birikimin Erzincan ve Erzincanlı lehine kullanılmasını istiyoruz. Bu nedenle tecrübeli ve birikimli olan kişileri hemşerilerimizle buluşturuyoruz diyerek Aydın Alptekin'i tanıttı. Biz Erzincan Dernekleri Federasyonu olarak Hasbihal programlarını da Erzincan'ımızın yetiştirdiği değerli siyaset, iş adamı, bürokrat gibi insanlarla bir araya getirmek hemşerilerimizi ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulundurmak. Bugünkü konuğumuz Aydın Alptekin Bey, Erzincan'ımızın yetiştirdiği önemli iş adamlarından biridir.
ailecek yıllardır, 10 yıllardır belki hem Erzincan'a hizmet ediyorlar, hem de Türkiye ekonomisine hizmet etmektedir. Aydın Bey Erzincan konusunda gerçekten birikim olan bir insandır. Aydın Alptekin konuşmasının başında 2010 yılında Erzincan'dan milletvekili aday adayı olduğunu belirterek o dönem kamuoyuna projeler sunduğunu anlatarak bu projelerden biri Erzincan Ovası'nın cazibe su ile sulanması, Sansa Boğazı'ndan başlayacak yeni kanal projesidir. Erzincan tarım ve hayvancılık şehridir. Tarım su ile olur. Ekimi cazip hale getirmek için maliyetsiz sulamayı sağlamamız gerekiyor. Yoksa samanı da bezelyeyi de dışarıdan alırız dedi. Erzincan tarımının gelişmesi için üniversitede ziraat ve veterinerlik fakültelerinin açılması gerektiğini belirten Alptekin, bu fakültelerde yapılacak araştırmalarla Erzincan'da üretimi daha kaliteli olacaktır dedi. Erzincan'ın maden şehri olduğunu anlatan Aydın Alptekin, bu madenlerin sanayi üretimine dönüştürülmesi gerektiğini örnekleriyle açıkladı. Konuşmasında ara eleman ihtiyacı olduğunu, meslek liselerine ihtiyaç duyulan derslerin konulması gerektiğini belirterek, mesleği olan gençler bulamıyoruz dedi. Erzincan'ın içinden geçecek kanal ve ekşi su alanında yapılacak otel, termal tesisleri içine alan spor kompleksi projelerini de anlatan Alptekin, hemşerilerimizin değişik konulardaki sorularına cevap verdi. Çay dediğince akla fasulye gelir. Bizim bu fasulyeyle ilgili biliyorsunuz siz de içindeydiniz. Bir zamanlar bir paketlenme servisi falan kuruldu. Bunu görmedi. Buna siz el atsanız. Şimdi biliyorum ben konuyu diye biliyorum. Şimdi benim muhtarları da muhtarlar senet imzalanmış. Tesis yapılmış. Fasulyeleme tesisi. Sonra kamu işte istediği bir adama müdür yapmış falan, işletilemez hale gelmiş. Muhtarlara da icra edilmiş. Şimdi hala çözülür. Ya çok bir şey değil. Aydın Bey'e de çok bir şey değil. Bilgim var. Bilgim var. Bana da geldi. Tabii de. Bunu çözelim de çaylı olarak. Şöyle. Evet. Benim tabii işlerim yoğun. Yani onları şöyle. Yani benim eğer adaylık sürecimde böyle bir şansım olsaydı, milletvekili olmuş olsaydı bu konularla çok yakından ilgilenirdim. Yani mecbursun diye. Kendi memleketim. Nasip oldu. Ama şimdi bizim öyle bir pozisyonumuz olmadı. Biz gittik, nasip olmadı. Geldik. Ne yaptık? Döndük ana işimize. Şimdi benim şu anda aşağı yukarı 6 bölgede belki de 4 işim var. Zaman bulup onlara bile gidelim. Yani bu işler zaman işi. Gideceğim, uğraşacağım. Biraz da para işi tabii. Hem zaman lazım hem para lazım. Yani şimdi örgütlemek lazım, kooperatif kurmak lazım. Düzgün insanları getirip işi bilen adamları oraya koymak lazım. Bu tesisi çalıştırmak lazım. Orada bir görevin olacak ki bunlar uğraşasın üzerine. Toplantı Kaan Alptekin'in sazı ve sesiyle söylediği Erzincan türküleriyle sona erdi. Şelaleden söyleyeceğini donar yüreğim yaralı. Ay ay Erzincan'ım sana kurban olsun canım. AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğan da partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğan da partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın ve genel merkezimizin tavsiyeleri üzerine bugünden itibaren AK Parti Van İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Soğan da parti binasında düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana çeşitli görevlerde yer aldığını söyleyerek genel merkezle yaptığı görüşme sonucu böyle bir karar alındığını ifade etti. 3,5 yıldır AK Parti Van İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Partimdeki bütün görevlerim ve il başkanlığı görevim sırasında partimin ilkeleri çerçevesinde dava bilinciyle hareket ettim. Tüm çalışmalarını Allah rızasını gözeterek Van'ımızın, ülkemizin, partimin ve bütün mazlum halkların selameti için dava arkadaşlarımla birlikte sürdürdük. Bundan sonra da görevim ne olursa olsun bu bilinçle çalışmalarımı sürdüreceğim. Bütün görevlerim bir sonu olduğu gibi İl başkanlığı görevinin de
nihayet bulacağı muhakkaktır. 2019 yılının ilimiz, partimiz ve ülkemiz için önemli olduğunun bilincindeyim. Bu bilinçle hareket etmek durumundayız. Genel merkezimle yaptığım istişare neticesinde önümüzdeki kongrede il başkanı adayı olmamam gerektiği kanaati hasıl olmuştur. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın ve genel merkezimizin tavsiyeleri üzerine bugünden itibaren AK Parti Van İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Öncelikle bu süreçte her zaman yanımızda olan liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımıza, Genel Merkez Teşkilat Başkanıma, Genel Başkan Yardımcılarına, Genel Merkez Yöneticilerine, bölge ve il koordinatörlerimize ve Van Milletvekillerine teşekkür ediyorum. Elazığ'da bir binanın teras katında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşlı çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Elazığ Keban Karayolu'nun eski köprü mevkiinde bulunan 3 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında apartman sakinlerinden Kemal ve Kibriye San çifti duman nedeniyle teras katında mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve mahsur kalan yaşlı çifti binadan çıkardı. Dumandan etkilenen San çifti ile bir itfaiye eri 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Sayın seyirciler, Amasya'nın Taşova ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Amasya'nın Taşova ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Mustafa Yaylacı İdaresi'ndeki kamyonet ilçe girişinde Ahmet Üstün'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Üstün olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ile otomobilde bulunan Neslihan Şahin yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırada Ardahan'dan bir haber var. Ardahan'da gökyüzünde uçan binlerce kuşun yaptığı hareketler görsel şölen oluşturdu. Grup halinde süzülen kuşların hareketleri görenleri hayran bıraktı. Ardahan'da gökyüzünde uçan binlerce kuşun yaptığı hareketler görsel şölen oluşturdu. Kent merkezindeki Merkez Camii çevresindeki ağaçlara konan binlerce kuş bir süre sonra topluca uçup gökyüzünde gruplar halinde dolaşmaya başladı. Gökyüzünde gruplar halinde süzülen kuşların topluca yaptıkları ani hareketler adeta görsel şova dönüştü. Dakikalarca gökyüzünü süsleyen kuşlar daha sonra tekrar ağaçlara konarak şovlarına son verdi. Kuşların şovu çevredekilerce ilgiyle izlendi. Anagol 24 Erzincan Spor'da teknik direktör Mehmet Kaya'nın istifasının ardından takımı antrenör Turgay İlhan çalıştırıyor. Kırmızı siyahlılar hafta sonunda deplasmanda Kayseri Erciyes Spor'la mücadele edecek.
Anagolt 24 Erzincanspor'da teknik direktör Mehmet Kaya'nın istifasının ardından teknik direktör arayışları başladı. Kırmızı siyahlılar hafta sonunda deplasmanda Kayseri Erciyesspor maçına antrenör Turgay İlhan nezaretinde hazırlanıyor. İç sahada alınan Ankara Demirspor yenilgisini telafi etmeye çalışan 24 Erzincanspor Kayseri'ye 3 puan için gidecek. Ligin son sırasında bulunan Kayseri Erciyesspor'un cezası nedeniyle 3 puanı silindi ve 0 puanla ligde son sırada yer alıyor. 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Kayseri Erciyesspor attığı 4 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü. 24 Erzincanspor'un Vedat Çimen tesislerindeki maç hazırlıkları devam ediyor. Sırada hava durumu var. Erzincan -5.0, Erzurum -9-1, Sivas -6-2, Gümüşhane -5.1, Bayburt -6-0, Giresun -6-9, Elazığ -0-9, Tunceli -1-5, Bingöl -2-7, Malatya -4-9, Yozgat -2-3, Amasya -1-4, Kars -8-1, Van -6-0 ve Ağrı -8-1 derece. Dolarda alış 3,975, satış 3,976, Euro'da alış 4,665, satış 4,668. 22 ayar altın bilezik alış 149,11, satış 150,56, tam altın 1061,79, yarım altın 533,7, çeyrek altın 265,54. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.